Evet sevgili Toto severler, Spor Toto 1. hafta bültenine hepiniz hoş geldiniz. Neden 1. hafta? Buraları ileri almayın lütfen. Çok önemli 2-3 uyarım olacak, ondan sonra maçlara geçeceğim. Neden 1. hafta bilmeyenler ve daha sonra soracaklar için şimdiden açıklayalım. Spor Toto biliyorsunuz yılda 52 hafta bulunduğu için 52 hafta boyunca devam eder ve 52'den sonra 1. haftaya döner. Fakat hatta bu da tam 1. ligim, bizim ligimizin başlamasına tekabül eder. 1. haftası yine bu hafta bizim ligimiz başladığı için yine Türkiye ve Fransa'dan maçlar var ve bundan dolayı 1. hafta oldu ama neden 52'den dönmedi de 44'ten döndü? Çünkü aradaki pandemi dönemi var biliyorsunuz, yayınlanmayan Spor Toto haftalarından dolayı 44'ten döndü. Öncelikle onu bir açıklayayım. İkinci uyarım, maçlar yeni başlıyor ve ilk maçlar olduğundan dolayı tabii ki birçok sürprize gebe maçlar. Bence beraberliklerin bol olacağı bir hafta olacaktır. 15 maçtan en az 6 tanesinin berabere biteceğini düşünüyorum ben. O yüzden kuponumda bolca beraberlik var. Yanına bir şeyler koydum. Yine klasik 256'lık bir kupon önereceğim ben. Çünkü binlerce liralık oynayanlar da var. Düşük misli oynayanlar da var. Bir uyarım şöyle olacak. Bana göre 50 kuruşluk en az 10 tane kupon yapın. Bakın bu bir öneri. Böyle haftalarda en azından çok fazla bütçesi olmayanlar için. Onu da şöyle yapın. Mesela 15 tane maçı 50 kuruşluk ilk kuponunuzda 10 maçta biraz daha favorilere, 5 maçta biraz daha sürprizlere. İkinci kuponda 10 maçta sürprizlere, 5 maçta biraz daha favorilere. Üçüncü maçta işte %50 %50, yarısı sürpriz arasının yarısında favorilere oynarsın. Dördüncü kuponda yine bol sürprizli olsun, tek favori 2-3 tane olsun. Öbüründe bol, yani öyle 50 kuruşluk 8-10 tane kupon yapın. Birkaç tane de böyle şey yapın, kendi seçsin, böyle random oluyor ya. O şekilde kuponlar yapın. Genelde böyle haftalarda ne olacağı belli olmayan böyle bol sürprizli haftalarda böyle kuponlara da isabet edebiliyor. Biliyorsunuz yine binlerce lira oynayacaklara lafım yok. Onlar zaten bol bol tercihlerini yapacaklardır. Buyur yönetmenim. Bir de çok fazla transfer olduğu için. Ona geleceğim şimdi. Evet, bir de bir çok fazla transfer olduğu için en önemli şey bu. Hatta yönetmenim yazabilirsen yaz, reklam gibi olacak ama önemli değil. Sonuçta herkesin bildiği bir site Transfer Market. Hani market derken ki son E harfi yok. Yönetmenim yazabilirse ekranın bir köşesine transfermarket.com'a, hatta Google'a şöyle yazın. Atıyorum Rize Spor gelenler gidenler Transfer Market. İşte Fatih Karagümrük gelenler gidenler Transfer Market diye sonunu eklediğinizde Google'da ilk karşınıza çıkana bastığınızda o kadar çok gelen giden listesi var ki, evet çok iyi transferler var, bazılarından gidenler kiralıktan dolayı o kadar karışık ki ben bunları size hani niye anlatmıyorum desen 1 saat sürer. Bu video 1 saat sürer. Yani çoğunuz izlemez, biz ayrı bir yoruluruz. O yüzden sizlere yol gösteriyorum. Ben baktım, ettim, inceledim. Kendi fikirlerimi tabii ki söyleyeceğim ama siz mutlaka bakın, ne kadar iyi futbolcular da gelmiş olsa, bir takımdan ne kadar çok futbolcular da gitmiş olsa sonuçta yeni bir takım yaratılıyor birçok takımda. Pandemiden çıktık, yeni hocası olanlar var, yeni gelenlerin alışma süreci var. Çok fazla antrenman yapamayanlar var. Milli takımdan dönenler var. Var oğlu var. Bir sürü faktör var. O yüzden şu olmaz demeyin. Olur arkadaş. Bu bir de Toto, keşke olsa. Hani Fenerbahçe yenilmez. Çok formda. Çok işte transfer yaptı. Legend Kupa'da da gördük. Çakar geçer mesela. Evet, normali bu. Ama Rize Spor sürpriz yapabilir mi? Neden yapmasın? Zaten yapsın ki Toto da az kişi kazansın ve çok para kazanın. Toto mantığını da bilenler anlayacaktır beni. Diyelim ve Toto'yu bilmeyenler için de özellikle bazı önemli kriterleri öğrenmek için naçizane dilimiz döndüğünce Toto nedir, nasıl oynanır? Şurada kartta tık diye çıkacak şimdi yukarıda. Toto nedir, nasıl oynanır? Naçizane fikirlerimizi sunduk. Altındaki yorumlardan da faydalanabilirsiniz. Onu mutlaka izleyin diyelim. Bu uyarılarımızı yaptıktan sonra videoyu uzatmamak adına hızlıca ben fikirlerimi söyleyeceğim. Geçen hafta bu arada oldukça başarılı geçirdik. 15 bilen bir kişi var ama bizim aramızda mı değil mi bilmiyorum, yazmamış ama 14 bilen 45 kişiden bayağı birkaç kişi, 4-5 kişi yazmış sanırım. Bizim aramızda var 14 bilen ve 13 bilen çok fazla var. 12 bilen çok fazla var. Hepinizi tebrik ediyorum. Çünkü çok fazla da sürprizler olmadığı için, bu arada 15 bilen bir kişi 700 bin liraya yakın, 657 bin lira para kazanmış. 14 bilen 45 bin kişi 9 bin civarı para kazanmış. 13 bilen 700 küsur kişi 500 küsur lira, 12 bilen 6400 kişi de 75 lira kadar para kazanmış. Biz ne yapmıştık peki? Biz sadece 3 maçta yanıldık. Yani ben 12'ye kadar geliyorsam ben zaten 9-10'da kalıyorsam sizin aranızda 12-13 çıkıyor. Ben 12-13'e geliyorsam sizde 14-15 çıkıyor. Ben 12'de İrlanda Finlandiya mücadelesinde biz 1-0'ı oynamıştık. Finlandiya kazandı. Bir orada yanıldık. Onun dışında Avusturya bize büyük bir sürpriz yaptı maalesef. Yenildi. Biz Avusturya'ya tek geçmiştik 1 olaraktan. Tabii bu kuponumuz 128 liraydı. Bütçesi olanlara ekstradan önerilerimiz vardı. Son olarak Çekya-İskoçya maçında Çekya'nın yenilmeyeceğini düşünmüştük ama İskoçya yendi. Bu 3 maçta yanılmış olduk. 12'de kaldık ama yine dediğim gibi 14 bilen dostlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi hızlıca maçlara geçelim bir kere. Birinci maçımız Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi. Toto listesinde yine yönetmenim yan tarafa koyuyor. Tabii ki bu, siz bu bülteni
11 Eylül günü saat 19.55'e kadar oynayabiliyorsunuz. Yani cuma günü mutlaka akşamüstü son araştırmalarınızı o zaman yapın. Kim sakat, kim cezalı, kim oynayacak, kim düz koşulara başlamış filan falan. Bunları mutlaka araştırın ve son saatlere yakın zamanlarda oynayın. Toto'yu her zaman önerdiğim gibi ben yine ortalama hani az bütçeyle çok bütçe yapanların arasında 250 liralık bir kupon belirledim. Bir kere 15 maçın 14'üne de beraberlik yazdım. Elimden gelse 15'ine de yazardım ama neyse söyleyeceğim şimdi ilk tercihimin ne olacağını düşük misli olanlar tercih edebilirler. Yüksek misli olanlara ekstra tercihlerimi söyleyeceğim. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi. Şimdi bu mücadeleye baktığımız zaman Trabzonspor'un daha çok takımı kadroyu koruduğunu görebiliyoruz. Tabii Novak ve Sosa dışında en azından Sörlot'u takımda tutmayı başarabildiler. Yine üyeleri hücumda, hücum hattında zaten çok fazla sorunları yoktu ama gol yemede sorunlar yaşıyorlardı. Yine gelenler gidenler var. Dediğim gibi videonun başında anlattığım gibi incelerseniz, araştırırsanız bunları görebilirsiniz. Beşiktaş'ta hala eksikler var. Her takımda var. Bu arada transfer sezonu 5 Ekim'e kadar sürecek arkadaşlar. Yani hala takımlar transfer yapacak. Gelenler gidenler hala tam oturmuş değil. O yüzden ortalama bir şeyler tahmin yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi başlıkta da yazdığı gibi en tehlikeli hafta ilk haftalardır ve özellikle birinci haftadır. Burada son oynadıkları mücadelelere baktığımızda hani Beşiktaş Legend Cup'ta Sivas Spor'a yenildi. Ondan sonra Antalya'ya yendi. Üçüncü oldu filan ama Trabzon'a da baktığımızda onlar da Samsun Spor'la oynadığını görüyoruz. 2-1 yenilmişler. Rize'yle oynadılar. Golde Ollos şeklinde 4-3 yendiler. İlk maça tabii galip gelerek başlamak isteyeceklerdir. Nihayetinde bir derbi ve zor bir maç olacağı için ben beraberliğe çok yakın görüyorum. Öncelikle yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Yine Beşiktaş'ın, Trabzon'un tek tek transferlerini saymayayım. Dediğim gibi çok uzun gelenler, gidenler mutlaka videonun başında dediğim yerden bakın. Ben beraberliğe çok yakın olduğunu düşünüyorum. Önce beraberliğe bir attım. Tek tercih yapacaklar. Ben yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Ama bir tarafa dönerse de ben de Beşiktaş'tan ziyade Trabzon'a döner gibi geliyor bana. O yüzden bütçesi olanlar ve ekstra tercih isteyenlere biri önerebilirim yanında. Ben kuponuma sadece 0 olarak aldım. Bütçeyi şişirmemek adına. İkinci maç Galatasaray Gaziantep. Her geçen sene de hatırlarsınız Denizli'ydi sanırım. Denizli karşısında yenilerek başlamıştı lige Galatasaray ve tam hazır değil. Hala orta sahası yok. Tabii eksikleri var. Transferler yapacaklar. Gaziantep takımı da başlarında Sumudika var biliyorsunuz. Onlar da burada geçiş oyununda iyi oynayan bir takım ve sürpriz yapmaya her zaman müsait. İlk haftada olduğundan dolayı Galatasaray galibiyetiyle beraber yanına bir 0 aldım. En az iki tercih mutlaka yapmalısınız. Hani ya 1-0 ya 1-2 yani Galatasaray galibiyeti normal sonuç olacaktır ama ilk hafta olmasından dolayı ve Sumudikalı Gaziantep'in ne olursa olsun Galatasaray'a hazır olmayan Galatasaray'a karşı sürpriz yapabileceğini düşündüğüm için ve Toto açısından da düşündüğümüzde ya 1-2 ya 1-0 tercih edin. Ben konuma 1-0 koydum bakalım. Hayırlısı biraz da belki Galatasaraylı olduğum için olabilir. Yine siz ona göre tahmininizi yapın. Rize Spor Fenerbahçe mücadelesinde transfer şampiyonu Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı. Evet. Sosa mesela oynayacak durumda mı belli değil. Orta saha çok derin. Kadro rotasyonlu. İşte Mert Hakan Yandaş sakattı biliyorsunuz. Bunlara cuma günü mutlaka tekrar bakın ama Rize Spor'da sürpriz yapabilecek bir kapasitesi var. Sonuçta onların da başında Stefan Thomas var eski Galatasaray'dan tanıdığımız biliyorsunuz. Onlar da burada gollü bir şekilde mücadeleye eşlik edebilirler atacakları gollerle diye düşünüyorum ben. Onlar da en son oynadıkları mücadelelerde hazırlık maçlarına en azından baz aldığımızda Trabzon'la az önce söylediğim gibi 4-3 gol dolu şeklinde bir mücadele oynamışlar ve yani gollere burada her takım tam hazır olmayacağı için Rize'den de goller beklenebilir ama Fenerbahçe'nin en kötü ihtimal yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben o yüzden 2'nin yanına 0'a da koydum aynı Galatasaray maçında gibi. Bu büyük maçlardan birinde sürpriz çıkabilir diye düşünüyorum. İlk 3 maç özellikle en az çift tercihle geçilmeli gibi geliyor bana. Dördüncü maç Fatih Karagümrük Malatya Spor mücadelesi. Fatih Karagümrük Malatya. Fatih Karagümrük'ün başında Şenol Can diye bir teknik direktör var. Ben tanımıyorum. Herhalde yardımcı antrenörmüş ama 4-1-4-1 sistemini uyguladığını görüyoruz. Malatya Spor'un başına da Hamza Hamzoğlu geldi. Geçen seneden çok iyi bir yerde bırakmamıştık biliyorsunuz Malatya Spor'u. Yine bu ilk maç kapalı kutu yani. Fatih Karagümrük lige yeni çıktı biliyorsunuz. Yani hazırlık dönemlerine de şöyle bir baktığımız zaman Karagümrük Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığını görüyoruz. Alanya 2-0 yenilmiş. Başakşehir'e işte geçen 6 Eylül'de 2-1 yenildi filan. Malatya'da Hamza Hamzoğlu ile neler yapılabilecek bilmiyoruz. Hani oranlara pek takılmıyorum. Siz yine bakabilirsiniz. Her ne kadar burada sanırım Malatya'yı herhalde favori açarlar diye düşünüyorum ama burada benim ilk aklımdan geçen tercih tabii ki beraberlik. Her ne kadar Malatya daha tecrübeli ve alt ligden gelen Fatih Karagümrük daha sanki şey gibi güçsüz gibi görünse de
ilk maç olması sebebiyle ve Toto olması sebebiyle sürpriz çıksa da hani ikinci tercihi ben Karagümrük'ten yana yaptım. 1 ve 0 koydum. İlk tercihim 0 olmakla birlikte bütçesi olanlara 1 öneriyorum. Sürpriz aranabilecek maçlardan biri bence uygundur diye düşünüyorum. Sivas Spor Alanya Spor mücadelesine baktığımızda da yine Sivas Spor Rıza Çalınbay'la devam ediyor biliyorsunuz. Onun dışında Alanya Spor'da Çağdaş Atan geldi biliyorsunuz eski Beşiktaşlı futbolcu yine Sergen Yalçın'ın eski yardımcılarından ve hücuma dönük futbol oynattığını görüyoruz. Karşılaşmalarında Rize'yi 3-0 yenmişlerdi. Fenerbahçe ile 1-1 beraber kaldılar. Karagümrük'ü 2-0 yendiler. Çok tehlikeli burada. Ben Sivas Spor'u oynadıkları son maçlarda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadıkları maçlarda Beşiktaş'a ne kadar yenseler de hala eksikleri her takım gibi olduğunu düşünüyorum ve bu da yine sürprize açık bir mücadele olarak görüyorum. Beraberliğin başta tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bir tarafa kayarsa her ne kadar favori Sivas Spor görünse de ki öyle olacaktır muhtemelen. Sivas Spor favori görünecektir bence ama Alanya Spor'un burada yenilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi beraberlik ağır basıyor ama 0-2 öneriyorum ben. Kendi kuponumda o şekilde aldım. Göztepe Denizli mücadelesi 6. mücadelemiz. Göztepe İlhan Palut'la devam ediyor. Denizli'nin başına Prosuneçki geldi. Eski Kayseri Spor'dan tanıdığımız biliyorsunuz. Burada yine kapalı kutu bir mücadele. Hani seyircisiz de oynanacak maçlar biliyorsunuz. Hani Göztepe evinde ve seyircisiyle beraber iyi işler çıkarabiliyordu ama burada da yine ağır bir şekilde beraberlik kokusu alıyorum. Ben hazırlık maçlarına baktığımızda Ankara Gücü'ne yenilmiş Göztepe. İşte Menemen Spor'u yenmiş. Altınordu'yu yenmiş. Denizli'de Gaziantep'le oynamış. 3-2 yenilmiş. Yine gelen giden transferleri de mutlaka bakın. İyi oyuncular aldılar. Bazı takımlar. Ama ben burada yine dediğim gibi direkt beraberlik geçtim. Bir tarafa da döneceğini düşünmüyorum. Maçın sanki direkt beraberlik diye bağırıyor. 0-0, 1-1 gibi bir beraberlik çıkacakmış gibi geliyor. O yüzden bütçemi şişirmedim. Ha ne tarafa döner diye düşünürseniz inan bu konuda fikrim yok. Yani beraberlik dışında bir sonuç düşünemiyorum. Ben şu takımı ağır basıyor diye. Siz bilirsiniz ikinci tercihi. Ben sadece tek beraberlik olarak aynı Trabzon Beşiktaş maçı gibi bunu da o şekilde değerlendirdim. Diyelim Rize'ye bu arada Luis Remi geldi biliyorsunuz. Hani Fenerbahçe'nin yine bir önceki videomuzda anlatmıştım. İddia tahminleri bültenimizde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın peşinden koştuğu. Yani birçok takıma birçok ilginç futbolcular geldi. Daha önce büyük futbolcularla adı anılan, yaşı biraz daha geçmiş 30'un üstünde ama Anadolu takımları da bu sene çok can yakacak gibi. Geçen seneden de zaten öyleydi. Yani büyük takımların bile maçlarının bir garantisi, bir sağlamlığı yok. Futbolda zaten böyle bir şey yok. O yüzden bu sene Anadolu takımları çok can yakacakmış gibi geliyor bana. Ankara Gücü Erzurum Spor maçında Ankara Gücü'nün transfer tahtasının kapalı olduğunu biliyorum. Çok fazla transfer yapamadıklarını biliyorum. Lisans çıkartamıyorlar. Bu sorunu çözebilirler mi bilmiyorum ama Erzurum Spor Lig'in yeni ekibi ve yine sürprizle başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Ankara Gücü'nde yine Fuat Çapa var bildiğimiz gibi. Erzurumspor'da biliyorsunuz Mehmet Özdirek'le anlaşmıştı ve çarşamba günü salı akşamı itibariyle de Sadıku'yla da anlaştı. Sadıku'yu da kadrosuna kattığını söyleyeyim. Çok tehlikeli bir şekilde geliyorlar ve yine bu sebeplerden dolayı Ankara Gücü'nün yine zaten kötü bir şekilde bırakmıştık biliyorsunuz ve transferde çok fazla yapamadığı için yine sıfıra beraberlik yani sıfır beraberlik ağırlıklı bir mücadele ama dönerse de Erzurum tarafından maç dönermiş gibi bir sürpriz arayacağım. Hani burada Ankara Gücü herhalde muhtemelen favori mi olur bilmiyorum artık oranlara baktığımız zaman nasıl olur. Herhalde Ankara Gücü evinde diye favori gösterilebilir ama ben 0-2'yi tercih ettim. Bu mücadelede beraberliğin ağır bastığı mücadelede. Kayseri Spor Kasımpaşa'ya baktığımız zaman şimdi Kayseri'de Bayram Bektaş var teknik direktörlük koltuğunda. Kasımpaşa'da da Mehmet Altıparmak var ve geçen seneden bıraktığımız Kasımpaşa geçiş oyununu çok iyi oynuyordu. Kovarejma da gitti bu arada. Sanırım Portekiz'de Gomeraş takımına imza attı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi videonun başında o siteden mutlaka takip edin bunları. Yani Kasımpaşa deplasmanlarda daha etkili bir takımdı. En son bıraktığımızda yine beraberliğin ağır bastığı bir mücadele gibi düşünüyorum ben ama sanki dönerse Kasımpaşa'nın geçen seneki oyunu devam ettirirse yine onların belki galibiyetine dönebilir diye. Bir de hazırlık maçlarına da baktığımızda İstanbulspor'la ve Başakşehir'le berabere kaldığını görüyoruz Kasımpaşa'nın. Kayseri Spor'u da en son Gaziantep'le oynamışlar ve sahalarında yenmişler. Yine bakın siz inceleyin. Duruma göre yine beraberliğin ağır bastığı mücadelede ben 0-2 tercihine gittim. İlk tercih 0 olmak üzere dönerse Kasımpaşa'ya döner diye düşündüm. Antalyaspor Gençler Birliği maçında da hani Antalyaspor'un başında yine Tamer Tuna var. Gençler Birliği'nde Mert Nobre biliyorsunuz eski Fenerbahçeli futbolcu ve birçok takımda da oynadı. Mert Nobre teknik direktörlük koltuğunda olacak ve bu takımların Antalya'da da sıcak bir hava var. Biz de Antalya'dayız biliyorsunuz. Yani bu sıcakta çok fazla futbola da elverişli olduğunu sanmıyorum ben. Gerçi akşam saat 8'de oynanacak 13 Eylül'de mücadele ama
Yani takımların güç kaybettiler, gelenler gidenler bilmem ne, ama yine tipik bir beraberlik mücadelesi gibi geliyor. Tabii dönerse sanki ev sahibine biraz daha yakın gibi mücadele, ona döner gibi. Hani favori olarak da herhalde onlar gösterilecektir ama ben tipik bir beraberlik maçı olarak düşündüğüm için tek geçtiğim 3. beraberlik maçı. Ama dediğim gibi kime döner diye sorarsanız Antalya'ya daha yakın gibi geliyor bana. Hatayspor Başakşehir mücadelesi. Hatayspor'da da yine çok acayip transferler var. Şu an hatırlamıyorum, yine dediğim gibi bakarsınız videonun başına dediğim siteden, ama Başakşehir de oldukça iyi transferler yapıyor. Başakşehir ilk maçtan puan kaybetse bile bu en fazla beraberlik de olur diye düşünüyorum ben. Başakşehir yine son şampiyon biliyorsunuz Okan Buruk'la devam ediyor. Hatayspor'un başında Ömer Erdoğan var ve burada da en fazla çıkacak sürpriz beraberliktir diye düşünüyorum. Başta Başakşehir galibiyetini düşünüyorum. İkinci tercih olarak bütçesi olanlara sıfırı da önerebilirim. Son 5 maçımız Fransa'dan geliyor. Burada çok fazla uzatmayacağım. Hani Fransa Ligi de başlayalı 2 hafta oldu. Bazıları bir maç, bazıları 2 maç oynadı. Lille-Metz mücadelesinde Lille'i daha tam hazır göremiyoruz. Kendi sahasında biraz seyirci alınıyor Fransa'da. Stadın işte kapasitesinin %10'u kadar yanlış hatırlamıyorsam. 2000-3000-4000 kişi civarında. Burada Metz'i yenebilir mi? Yenebilir, ama total açısından bir beraberliği de almak lazım. Daha tam güven vermiyor bütçesi olanlara. Yani olmayanlara ilk tercih 1 olarak öneriyorum. Olanlar bir sıfıra da koysunlar yanına gibi geliyor bana. 1 ve 0 şeklinde öneriyorum. Angers, Reims ve Dijon Brest mücadeleleri tipik beraberlik mücadeleleri bana göre, onu söyleyeyim. Angers maçına mesela baktığımızda Dijon deplasmanında 1-0 yenmişlerdi kendi evlerinde. Bordeaux tabii güçlü bir takım. Onlara yenildiler ama hani Reims de Monaco ile beraber kalmıştı. Lille de yenildi. Burada dediğim gibi tipik bir beraberlik maçı, ama sürpriz aramak akımından ikinci tercih olarak ne önerirsin derseniz 2'ye kayarım ben. Hani ev sahibi ne niye kayayım diye düşünüyorum. Sürpriz aramak açısından. Dijon Brest mücadelesi de yine tipik bir beraberlik mücadelesi gibi geliyor bana. İlk iki maç sonunda ikisi de son sırada yer alıyorlar. İkisinin de galibiyetleri yok ama Brest Marsilya karşısında iyi dayanmıştı. İyi direnmişti. Geçen sene mesela oynadıkları maçlarda kendi ev sahibi olan takımların daha ön planda olduğunu görüyoruz. Burada da beraberlik başta olmak üzere tek tercih kullandım ben kuponumda bu iki karşılaşmayı, ama bütçesi olanlara tabii yanına bir koyabilirler diye düşünüyorum. Lorient-Lens mücadelesinde, bu arada Lens takımı perşembe akşamı sanırım Paris Saint-Germain'le ertelenen bir maç vardı. Oradan dönecek, yani bir 3 gün dinlenmiş olacak. Lorient daha dinlenmiş vaziyette olacak bu maçta. Lorient'i ilk tercih olarak geçtim. Bu yüzden Lens yorgun döneceği için Lorient kendi evinde şanslı görüyorum. Bir sürpriz açısından bütçesi olanlar da sıfır koyabilirler. Hani bir Lens sürprizi çıkacağını sanmıyorum. Lens galibiyeti çıkacağını sanmıyorum. 1 ve 0 tercih edilebilir. Son olarak Nîmes-Rennes mücadelesi. Rennes takımını iyi bir şekilde görmüştük. Yeni sezonda ben en azından beğenmiştim. Onlar da Lille karşısında yenilmediler ve Montpellier'i kendi evlerinde yendiler. Nîmes takımı da Brest'i geçtikten sonra Nantes'a yenilmişti deplasmanda, ama burada en fazla çıkaracakları beraberlik olur diye düşünüyorum ben, ama bütçem çok kabarmasın diye Rennes galibiyetini aldım öncelikle, ama beraberlik riski de var. Bütçesi olanlara söylüyorum, bunu alacaklarsa sıfırı da alabilirler diye düşünüyorum. Ben şunu yaptım, bunu yaptım dediklerimin toplamı 256. Siz bütçenize göre videonun başındaki özellikle söylediğim çok önemli 3-4 bilgilendirmeyi uygularsanız inşallah şansınız da yanınızda olursa ilk haftadan güzel kazançlar sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bol sürprizli bir hafta olacağını düşünüyorum. Öyle de olur inşallah. Dediğim gibi yorumlara sizler de yazarsanız düşüncelerinizi ve like'larınızı gönderirseniz seviniriz efendim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.